Haber'den merhaba. Özel programla karşınızdayız. 28 Kasım 2015. Bundan tam 6 yıl önce Ahmet Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi katlettiler. Dört ayaklı minarenin ayaklarının hemen dibinde. Aradan geçen 6 yılda ne failler ortaya çıktı, ne de devlet, siyasi iktidar bu konuda sorumluluğunu yerine getirdi. Katledilişin 6. yılında Tahir Elçi cinayetine giden yolu, diğer taraftan o cinayetle verilmek istenen mesajı, yargı sürecini ve Tahir Elçilerle nasıl hesaplaşılacağını konuşacağız. Ahmet Barosu eski avukatla, eski başkanlarından avukat Mehmet Emin Aktar ile konuşacağız. Kendisi Skype'i hattımızda. Sayın Mehmet Emin Aktar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Evet, katliamın üzerinden, cinayetin üzerinden 6 yıl geçti. Onu konuşacağız ama Tahir Elçi'nin de yakın arkadaşlarındandınız. Mesai arkadaşıydınız, meslektaştınız, aynı baronun başkanlığını yaptınız, çok yakından tanıdığınız biri. Doğrusu şöyle özetle de olsa bir Tahir Elçi'yi bize anlatmanızı isteyerek başlamak istiyorum. Tahir Elçi'nin yaşamını, mücadelesini nasıl özetlersiniz bize? Buradan başlayalım isterseniz. Evet, Tahir yani birçoğumuz gibi aslında köy kökenli, Kırk kökenli bir Kürt insanı. Cizre'nin bir köyünde doğmuş. Muhtemelen nüfusa geç yazılmış. Yine 1 Ocak doğumlu kayıtta. Bütün haksızlıkları görmüş. Örneğin 1969-70'teki kumando baskınlarının çocukluğunda benim gibi yaşayan biri. Köylülerin nasıl dövüldüğünü, sonraki süreçleri. Muhtemelen belki de onu şeye yönelten, yani hukuk okumaya, hak savunucuna yöneltenler de bunlar. Yani çocukluğundan beri yaşadığı bu ağır hak ihlallerine ilişkin tanıklıkları, mağduriyetleri. Öyle. İlk Cizre'de 92'de mesleğe başladığımda ben Diyarbakır'da baro yönetim kuruluydum. Ondan evet yaklaşık olarak birbirimizi yaşıttık. Yani sanırım 2 yaş kadar ondan büyük olabilirim. Hiçbirimizin yaşı doğru kaydedilmediği için bilmiyoruz ama sanırım 2-3 yaş gibi Tahir'den büyük olabilirim. Meslekten de sanırım 4 veya 5 yıl önce başladım bunda. Tabii biraz daha gecikmeli başladım. Öğrenciliğini Diyarbakır'da yapıyor, hukuk fakültesi öğrenciliğini. O dönem yine işkenceler görüyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Cizre'de büro açtıktan 1 yıl dolmadan bir avukatlar operasyonu, 93 sonu Kasım'ında bir avukatlar operasyonu yapıldı. Bir itirafçının beyanları üzerine. Hı. 20 aşkın arkadaşımız gözaltına aldı o dönem. Çok uzun süredir, yani 27-28 güne ulaşan işkenceli sorgulardan geçirdiler. Manipülatif yayınlar yapıldı. O dönem işte TRT'de, televizyonda her gün gözleri bantlı fotoğraflar yayınlayarak onlara ait olmayan şeyler yayınlandı. Tahir o dönemde o soruşturmada ifade imzalamaya 3 kişiden biri olarak çıktı ve tutuklandı. Sanırım 3,5 ay, 4 ay gibi tutuklu kaldıktan sonra bırakıldı. O davadan bir ceza çıkmadı ama uzun süre sürdü. Ahim mahkumiyet kararı verdi orada. Hatta Ahim'de elçi ve diğerleri kararları biliniyor. Orada evet ben de başvurucu avukatı olarak bulundum. Öyle o ihlal edildi. Tahir hep 93 sonrası artık Diyarbakır'a taşındı. Tahliye olduktan sonra 94 insanı tahliye olduktan sonra Diyarbakır'a yerleşti ve Diyarbakır'da avukatla başladı. İlk sanırım 98 yılında baro yönetimine girdi. İki dönem sonra bir dönem ara vererek sonra baro yönetimine yine başkan yardımcılığı yaptı. İki kez aday oldu. Seçilemedi. Üçüncü kez aday olduğunda baro başkanı seçildi 2012 yılında. Yani benden sonraki benim selefim Tahir. Halefim ben Tahir. Beni takip etti. Benden sonraki baro başkanı devrettiğim arkadaşımızdı. Tahir haliyle tabii Cizre'den olması ve Botan'da çok yoğun insan hakları ihlallerinin olması, çok fazla sayıda köyün boşaltılmış olması, faili meşru cinayetlerin olması hadi daha çok fazla, hepimizden daha çok fazla bu tür davalarla haşır neşir oldu. Bu tür davalarla uğraştı. En temel özelliği Tahir'in fikri takibiydi. Yani kimimiz belki şundan bir umut yok artık uğraşmayalım, zaman harcamayalım dediğimizde Tahir zaman harcadı, emek verdi. Bir ipucu aradı, acaba bir sonuç alabilir miyim diye. O açıdan ben Tahir'in aklımda kalan, en çok belki öne çıkan özelliği neydi derseniz, Tahir'in en önemli özelliği aslında fikri takipçiliğiydi. Çok evet. İyi bir fikri takipçiydi. Bırakmıyordu, peşini bırakmıyordu bir işin. Yoksa diğer yönüyle aslında birçoğumuz gibi, hepimiz gibi aynı acıları yaşayan, aynı neredeyse ortak kaderleri paylaşan, benzer süreçlerden geçen bir insanımızdı. Yüreği bizim gibi atlan, rengi bizim gibi. Yani işte aynı müziği seven, benzer tatları alan,
insan olarak da birbirine çok farklı olmayan insanlardık ama mesleki olarak da özelliği bunu diyebilirim. Onu ayrı kılan yanlardan biri de belki sizin de bahsettiğiniz gibi inatçılığıydı. Fikri takibi biraz da ben inatçılıkla benzeştiriyorum. Israrla üzerine gitmesiydi ama katledilmesinden hemen önce bir CNN Türk serüveni yaşandı. Orada Ahmet Hakan'ın programında dayatmada bulunuldu kendisine PKK terörist denmesine ilişkin. Bunu yapmayınca da hedefe kondu ve en son dört ayaklı minarede katledildi. Biraz da o süreci bize cinayetten önceki o CNN Türk'ten dört ayaklı minarenin ayaklarının dibinde katledilmeye kadar giden süreci anlatır mısınız? Siz de yakından takip ettiniz, bir gözaltı işte benzeri şeyler oldu. Biraz da hatırlatma babında, doğrusu onu da istiyorum anlatmanızı. Buyurun. Sanırım Ekim ayının ortalarında bir televizyon programına çıkmıştı. Yani tam tarih 14 ve 15 Ekim olabilir televizyon programı tarihi. Hepimizin karşılaştığı şeydi aslında. Bütün Kürtlere aynı şeyler. Yani böyle şey yaparlar ya, hani vicdanımıza bekçilik yaparlar, kanaatimizi sorunlamaya, söylemeye zorlarlar falan diye ben de karşılaştım zaman zaman. İki insanı ben de cevaplamıştım aynı şekilde ama konjonktürel farklılıklar nedeniyle o Tayroh programından sonra bir neyse dince uğradı. Tehditler aldı. Çok ağır tehditler aldı. Onu biliyorum. Baro telefonlarına, şahsi hesaplarına her yerden tehditler aldı. Hakaretler aldı. Bunun üzerine bir açıklama yapıldı. Bölge baroları yanında olduğunu, Diyarbak Barosu bir açıklama yaptı. Yanında olduğunu söylediler. Sanırım cumartesine denk geliyordu bu. Pazartesi günü bir haber geldi. Dediler ki Bakırköy Savcılığı soruşturma nedeniyle Tayyip hakkında yakalama kararı çıkarmış ve şeydir, yakalama kararı uygulanarak İstanbul'a götürülecek. Aslında belli bir saatte gitmiştim. Biraz gecikmeli bir saatte bir başka program vardı. Telefonla görüşüp gittim. Önce şey dedik, yani ne yapacağız, ne edeceğiz falan onu görüşürken Barla Birliği Başkanı'nın aradığını ve avukatını yapmak istediğini söylemişti. Olabilir mi dedi, olur dedi. Neden yapmasın? Yani yapacaksa yapsın pekala. Sonra Barla Birliği'nden bir açıklama geldi. Biz aslında kimse bize terör örgütüne terör örgütü değil diyen biriyle aynı noktada olmamızı beklemesin gibi bir açıklama geldi. Böyle yani birbiri son derece çelişik yani. İşte bir saat önce arayıp başkan yanınızdayız, avukatımızı yapmaya talibim diyen biri bir saat sonra başka Zeyir Zemberek bir açıklama yapıyordu. Kimdi Barolar Birliği? Barolar Birliği'nin başında kim vardı o zaman? O zaman yine Metin Feyzoğlu vardı. Yine 2015 yılında Metin Feyzoğlu vardı. Böyle bir açıklama yaptı. Hatta tabii Tahir birçoğumuzdan farklı yani çok nezaketliydi aslında. Yani ben kendim de karşılaştım da çok nezaketliydi. Ben de aklımı saklamıyorum ama Tahir daha nezaketliydi. İncitmeme taraftarıydı. Şimdi dedi bu adam dedi gelirse ne olacak falan dedi. Dedim sen onu bana bırak. Ben onun girmesine izin vermem dedim. Bu saatten sonra gelemez zaten ama gelse de ben izin vermeyeceğim. Söz dedim. Hı. Ama sen karışma bu işe. Biz zaten 3 avukatla sınırlanacaktı. Biz aynı uçakla sabah akşam aynı uçakla İstanbul'a gittik. İstanbul'da polisler vardı tabii eşlik ediyor onlar gelir. Bakırköy Adliyesi'ne gittiğimizde 3 avukat sınırlanacaktı. Bir Diyarbakır Barosu'ndan bir kişi, Kürdistan'daki baro başkanlarından biri, bir de İstanbul'dan bir avukat olmak üzere böyle bir aslında dağılım yapmıştık. Diyarbakır Barosu'na ben girdim ifadeye. Batman Baro Başkanımız Ahmet Sevim ve İstanbul'dan da Ercan Kanal, avukat Ercan Kanal. Üçümüz girdik. Dosya benim inceleme şansım oldu. Yani dosya, savcının soruşturma dosyasını. Çünkü çok fazla zaman yoktu, hızlı hareket ediyorlardı. Çok ilginçti. Başsavcı vekiliydi. Bu TMK, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlara bakan başsavcı vekiliydi. Başsavcı vekili akşam televizyon programını izlemiş. Kendisi de bizzat izlemiş. Adam rahatsız olmuş. Bu rahatsızlığını dile getirmek için sabahleyin geldiğinde katibine bir tutanak tutmuş. Akşam CNN Türk'te Diyarbakır Baro Başkanı böyle yaptı diye herine bir tutanak tutup soruşturma kaydedildi. Ama aynı savcının yani baktık ki başsavcılığına basın bürosu üzerinden de yayın gelmiş. Yani şeydir, böyle bir açıklama var. Bu sizi ilgilendirebilir diye. İki ayrı soruşturma numarası almış. Yani aynı olaya ilişkin aynı savcılıkta. Soruşturmalar birleştirilip başsavcı vekili bir savcıyı görevlendiriyor. O savcı da bir gün sonra yani perşembe günü bu işlem tamamlandıktan sonra sanırım cuma günü iki işlem yapıyor. Bir Rütük'ten yayın kasetini istiyor. Diğerinde şey yapıyor, Diyarbakır'da savcılığa talimat yazarak Tahir Veç'in ifadesini almasını istiyor. Fakat pazartesi günü her ne oluyorsa başsavcı vekili makamına gelip hemen şey vazgeçiyor. Bu savcından dosyayı geri alıyor, ben yürüteceğim diyor. İlk yaptığı şey
Diyarbakır'a yazılan talimatın geri istenmesine karar veriyor. Onu yazıyor. Diğer yandan da sulh ceza hakimine başvurarak Tahir Açık hakkında yakalama kararı. Evet. Hikaye bu. İfade verildikten sonra diğer meslektaşlarım halde tabii dosya bilmedikleri için ben sordum. Ne oldu dedim. Cuma'dan pazartesi neydi savcı bey dedim. Sizin bu kararınızı değiştiren şey neydi? Neden dedim biz yakalama kararı çıkarttınız? Kim size ne söyledi? Nasıl bir hedef gösteremedir ki buraya getiriyorsun diye. Hatta biraz daha hani espri katarak da siz de meslektaşımızsınız. Size yönelik bir tehdit varsa söyleyin yanınızda yer alın. Varsa böyle bir mesele. Bir şey diyemedi ama çok renk falan gitti, kızardı. Dedim ki elle baro başkanımızı görmek istiyor musunuz? Tam bu arada girip evet. sormak istiyorum. Doğrusu zamanı da verimli kullanalım diye. Evet. Aslında sizin anlatımlarınızdan ortaya çıkan yaklaşım şu ki bir şekliyle cinayete giden yollar soruşturmalarla bu türden dayatmalarla döşenmiş ya da birilerine işaret verilmiş. Sizin anladığınız bu yargılama süreciyle ve cinayete kadar giden süreçte hangi mesaj verilmek istendi? Kim tarafından hangi mesaj verildi? Ya işin doğrusunu söylemek gerekirse ilk başta tabii bir soruşturma konu olmasını böyle rutin gibi gördük aslında. Birçok yerde hakkımızda soruşturmalar açıyor söylediklerimizden dolayı. Açılıyor. Bunu da öyle bir rutinlik içinde dönüşmüştük ama yakalama kararı çıktığında ben de oradan şey işkilenmiştim. Yani nedir? Niye yakalama kararı çıkarıyorsunuz? Yakalama kararının sebebi ne? Bir propaganda iddiası var. Bu propaganda iddiası için isteyebileceğiniz azami ceza işte 1,5 yıl ceza verilebilir o durumda. Bunun içinde bir yakalama kararı, bir baro başkanı hakkında çıkarılması şeydir. Son derece manidardı. Yani bir amaca dönük olabilirdi. Bu çıkarılması bir özel şey olarak, bir özel nasıl söyleyeyim, bir özel kendisine mesaj vermeye, bir özel olarak onu evet sakın bir daha tekrarlanırsa sonuçların ağır olacağı gibi mesajı vermeye dönük olarak anlamıştık aslında. Tabii ondan dönüşten sonra bu benim dediğim ifade sanırım 20 Ekim'de bu ifadeyi verdik. Yanılmıyorsam 20 Ekim 2015'teydi bu. Tahir'in öldürülmesine yaklaşık işte 40 gün önce bu gerçekleşmişti. Fakat tabii ondan sonra başka gelişmeler oldu tabii. Diyarbakır'a döndükten sonra işte Silvan'da çatışmalar vardı. Oraya gitti. Hemen yakınından kurşunların gittiğine ilişkin bilgiler geldi. Yani onların bulunduğu baro yöneticileriyle birlikte gittikleri yerde üzerlerinden silah sıkıldı ve şeydir, çok yakınından çok yakın yerden şey kurşunların geçtiği gibi bilgiler aldık. İşte bu şeye giden işte 28 Kasım tarihine giden bir süreci de başlattı. Evet. Yani sonuç itibariyle planlı bir girişimden söz etmek mümkün. Öyle mi? Yani bunu çok açıklıkla bunu söylemek, iddia etmek çok bir şey olur. Yani büyük bir iddia olur ama hani onu iddialı bir ifade olur. Yani söylememek gerekiyor. Tabii sonuçta bu toplumda önde olan herkes bu risklerle karşı karşıya. Yani geçmişte de yaşadıklarımızdan, bugün de gördüklerimizden, geçmişe dönüp baktığımızda birçok arkadaşımızın, birçok dostumuzun bu tür nedenlerle katledildiğini ve ortadan kaldı. Yaşam hakkını ihlal ettiğini görüyoruz. Saldırılara uğradığını görüyoruz. Kimisinin evet. yakalanıp tutuklandığını, kimisine yaşam hakkını kastettiğini görüyoruz. Evet. Tahir de sonuçta göz önünde olan, diğer okumarı başkanının göz önünde olur haliyle. Yani mikrofonlar uzatılır onlara, onlara söz söylerler. Konuşurlar. İşleri bu zaten. Hak savunucuların temel meselesi de topluma bu konuda mesaj vermek ve gerekli yerlere başvuru yapmak. Yani devletin ilgili kurumlarını rahatsız etmek, onları harekete geçmeye zorlamaktır. Evet. Şimdi bu haliyle tabii bizi çok devlet kurumlarının nezdinde çok sevimli kılmıyor. Bir sevimsizlik kılıyor tabii. Bize yönelik de çok sevimli bir bakış açısı olduğunu söyleyemem. Ama hani bunu oradan hazırlanan bir plan mı oldu, oldu söylemediğini söylemek, şey, yani o tür bir iddialı söz söyleyebilecek durumda değilim. Peki. Çünkü evet. Yargı sürecine bakarak da biraz isterseniz bu süreci irdeleyelim istiyorum. Siz de o süreci çok yakından takip ettiniz. Dava dosyasının avukatlarından da birisiniz aynı zamanda. Cinayet sonrasında nasıl bir yargı süreci izlendi ki hala devam eden bir yargı sürecinden söz ediyoruz. Sanırım Ocak ayında duruşması yapılacak. Evet, 12 Ocak'ta. Evet. Şöyle diyeyim yani Fehim Bey, şimdi şu ilk olay olduğunda ben bilgi aldığımda aslında tabii insan yakıştıramıyor. Hastaneye doğru gitmiştim koşarak. Acile giderken bir meslektaşım abi diğer taraftan yani morga doğru işaret edince biz tabii gerçekten hani ölümü yakıştırmamak dersiniz ya hani onun için ben hani yaralıdır herhalde diye düşündüm. Vuruldu denince ben yaralı diye düşündüm. Hiç aklıma başka bir ölüm sonucunu yakıştıramadım daire. Biz orada hani o ilk şoku atlattıktan sonra bir meslektaşımla birlikte başsavcılığa gittik. Dedi ki kendimize dedi ki yani evet acımız var
Ama biz bu kadar şeyin içinde yoğrulduk ki işimizi de yapacağız. Yani arkadaşımızın cinayette karanlıkta kalmasın diye olay yerine biz de gidelim ve keşif yapılsın, olay yerindeki deliller toplansın. Ona nezaret edelim, bizim de gözetimimiz olsun diye başsavcılığa gittik. O anda zaten Tahir'in öldürülmesinden hemen sonra Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Biz başsavcı, bir başsavcı vekili, iki savcı ile birlikte. Toplam dört kişi, dört savcı ile birlikte. Bir grup avukat. Biz önce Sur Emniyet Müdürlüğü'nün aslına gittik. Hı hı. Sonra onları bir görüştü, biz bekledik. Emniyet Müdürlüğü ile görüştü başsavcı. Sonra biz Sur Emniyet Müdürlüğü de Halil'le Diyarbakır'ı bilenler bilir de. Sur Emniyet Müdürlüğü'nden çıktı eski çarşı karakolu dedikleri yer. Oradan çıktık, biz dört ayaklı minare Melikahmet'e doğru yürümeye başladık. Ulu Cami'nin karşısında Hasan Paşa'nın önüne geldiğimizde önce birkaç el silah sesi geldi. Sonra tarakalar başladı. Hatta çok refleksle çevremde bulunan avukat arkadaşlar beni bir duvara doğru ittiler. Abi dur sakın sen burada kal dediler. Çünkü o kadar şeydi ki yani arkadaşlar yeni bir şey olabileceği endişesine kapıldılar. Yani ben onu hissetmesem de sonuçta ben de arkadaşlardan biriydim ama beni biraz korumak istediler arkadaşlar. Beni duvara doğru ittiler. Abi sen şuraya şey yap, burayı siper al dediler. Sonradan öğrendik aslında orada bir çatışma yokmuş o anda. Başsavcının korumalarından biri boşluğa silah sıktı. Sonrasında karşı taraftan Sur içinden işte hendeklerin kazılı olduğu dinle silah sesleri geldi. Polislerin silah sıkmaya başladı. Silah sıkmaya başlayınca da o gürültü arasında başsavcı dönüp yani bana dedi ki bu koşullarda bizim olay yerine gitme, güvenlik açısından gitme şansımız yok. Biz geri döndük. Tabii bu o hikayeyi daha sonradan öğrendik yani. Bu ilk günden zaten soruşturmaya nasıl bakıldığını, delillerin nasıl karartıldığını, nasıl yerinde karartılmaya terk edildiğini bu bize gösterdi açıkçası. Sonrasında bir başka sadece baro yönetimi bir kişinin özel olarak aranıp onun da aracıyla gitmeye istenmesi, onun da diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlara haber vermesi üzerine iki gün sonrasında gidildi. Fakat iki gün sonra gidildiğinde oradan da tekrar geri çekildikleri, bir gün sonra da zaten sokağa çıkma yasağı kısa süreli kalktığında biz olay yerine gittik aslında. Bir inceleme yaptık ama çok insan gitmişti. Varsa deliller çiğnenmişti ve artık yeni bir delil bulma imkanı da yoktu. Ne yazık ki yoktu. Bu açıdan şeydir yani sanırım Mart ayında jandarma orada bir inceleme yapabildi. Yani Kasım'dan 5 ay sonra yaklaşık bir inceleme yapıldı. İnceleme yapıldığında da aslında artık... Dosyaya giren deliller bu 5 ay sonra yapılan incelemeler mi? Yani olay yeri incelemesi babında. Tabii. Olay yeri incelemesi 1-2 gün sonra gidip yarıda bırakılan şeydir, incelemedir. Sonrasında 5 ay sonra, yani jandarma gidiyor oraya bir keşif yapıyor ve onun üzerine bir rapor düzen. Olay için bir rapor. Eksik. Olay biraz daha şeydi, yanıltan, manipüle eden bir şekilde. Sonrasında biz baroda bir komisyon kurduk, bir soruşturma komisyonu kurduk. Başsavcı da harekete geçti. Her defasında onlarca sayfadan oluşan dilekçeleri yazdık. Kamera görüntülerini aldık. Yani MOBESE kameralarından tutun, polis kamerasından. Orada bulunan basın mensupları. Bütün incelemelerimizi yaptık. Onları çakıştırdık. Hangi anda ne oldu diye. Yeni görüntüler elde etmeye çalıştık. Yani işte 8-10 avukat bir odaya girip bunu saatlerce izledik. Bunun üzerine çalıştık. Çok itinalı bir çalışmaydı. Bir kısım arkadaşımız çok daha fazla emeği vardı o arkadaşlarım. Çok fazla emek verdiler. Sonra biliyorsunuz baro Londra'da bir enstitüye gönderdi bunu. Evet. O enstitüden bir rapor geldi ve o rapor kısa dilimledi görüntüleri. Rahmetli Tahir'in göründüğü son kareyle şey arasında geçen süreyi ve o süre içinde kaç silah atışı yapıldı. Sonrasında kaç silah atışı yapıldı. Ve bu üç polisten birinin silahından çıkan kurşunla vurulduğuna ilişkin bir kanaat bildi. Şu anda sanık olarak aklarına da başlandı. Savcılık bunu şimdi kasten öldürme olarak değerlendirmedi ve bir dava açtı. İddianameyi açarken de aslında bir örgüt mensubunun da katledi. Savcılık ki, Londra'daki incelemeyi kabul etti mi belge tabii, onu? Tabii belli ölçüde kabul etti. Tabii. Kabul etti aslında. Bir zorlamayla bu dava açıldı. Yani 2000 yılında bu dava açıldı. 2000 yılında dava açıldığında ilk duruşmaya gittiğimizde mahkemenin bakışı, hatta çok ilginç, mahkeme tutanağı beni duruşmadan attı aslında. Duruşmaya ki zaptına geçti. Müdahil avukatım işte duruşmadan çıkarılmasına, duruşma düzenini bozdu diye. Bunun üzerine içeri reddi hakim talebinde bulunduk. Oradan sıyrıldık. Reddi hakim talebi üzerine ara verildi. Duruşma ertelendi. Buraya delildi. Bir sonraki duruşma, bizim duruşmadan atılmamıza neden gösterilen taleplerimizi tüm mahkeme tarafından kabul edildi. İlginç bir şekilde kabul edildi. Peki burada kamu görevlileri tam olarak yargılanıyor diyebilir miyiz? Yani eğer bir engelleme söz konusu ise kamu görevlilerinin yargılanması nasıl engelleniyor?
şöyle, kamu görevlileri 3 polis memuru tanık şu anda dosyada. 3 polis memuru tanık. Biri ihraç edilmiş, şiale aktif olarak görevde olan 3 polis. Olay tarihinde güvenlik şubede görevli ve olay yerinde bulunan, ateş eden 3 polis şu anda sanık durumda. Şimdi bu soruşturmada başka şeyler gördük. Tanıklar vardı, ifadeleri almış dosya. Bunlar işte şey diyor, işte filan yerden gördük işte silahla ateş edildi. Yani o kadar olayla, olayın gerçekleşme biçimiyle birbiriyle ilişkisiz iddialar ki, bu tanıklar duruşmada, bu son duruşmada, yani Temmuz ayındaki duruşmada şunu söylediler. Dedi ki savcı, seni serbest bırakacağız karşılığında manipülatif bu tür bilgileri vermemi istedi bizden. Bu açıdan yani bırakın savcının soruşturmayı yürütmesi, olayı aydınlatmaya çalışması, şunu gördük ki soruşturma mercileri aslında manipülatif bazı bilgileri dosya arasında koymak suretiyle de gerçekler tam aksine karartmayı hedeflediler. Yani karartlar, delilleri karartmayı, soruşturmayı başka bir yöne çekmeyi, gerçek hedefinden saf durmaya çalıştıklarında bu tanık beyanları da ortaya çıktı. Bu açıdan bakıldığında aslında... Kanaat olarak sorayım. Yani siz bir hukukçu bakış açısıyla değerlendiriyorsunuz. Şimdi sonuçta Londra'da bir rapor hazırlanıyor. Bunun üzerinden 3 polis yargılanıyor. Ama dosyaya bu sefer hiç de alakası olmayan tanıklıklar konuyor. Ve onun üzerinden yeni bir karartma eylemi başlıyor. Öyle mi algıladım? Doğrudur bu. Yok, hayır. Bu tanıklıklar soruşturma evresinde yapılmış zaten. Tanıklıklara başvurulmuş. Biz Londra'daki rapor alırken bir yana savcı bazı tanıkları dinlemiş. Evet. O tanıklar duruşma aşamasında dinlenince ortaya çıktı. Tanıklar çünkü daha önceki beyanlara diyor ki filan örgüt mensubuna ben dinledim, olay filan kez gerçekleştirdi diyor. İsim veriyor aslında. Filan kez olayı gerçekleştirdi. Bu kez duruşmada tanıklık yapınca savcı bana bir menfaat vaat etti. Dedi ki ben seni dışarı çıkaracağız, serbest bırakacağız, sen bu beyanı ver. Ben de o beyanı onun üzerine verdim. Yoksa olayı görmüş değilim. Yani olaya ilişkin bir tanıklığı olmayan kişi bu şekilde beyan da buldu. Yani savcının yönlendirdiği açığa çıkıyor bir şekliyle o zaman. Tabii ya, o yönlendirdiği açık. O açıdan söylüyorum. Yani sırf soruşturmayı yürütmemek, olayı aydınlatmaya çalışmamak bir yana. Üstelik olayı manipülatif bir şekilde başka yöne saptırarak temelde olayın üstünü örtme çabası içine girdi görülüyor. Böylesi bir şeyi yargı kurumu tek başına yapabilir mi? Elbette yapamaz. Zaten onu biliyoruz. Başından beri biliyorum. Çünkü bu tür refleksiyon, bu tür cinayetlerde bir cezasızlık pratiği var. Yani tarihçi ömrünü cezasızlıkla mücadeleye adadı. İşte JITEM davalarından tut, faili meşhur birçok dosyada avukatlık yaptı, ahime taşıdı vesaire. Bu bir kısmını birlikte bulunduk. Bazılarını kendisi götürdü, bazıları bizlere yaptık. Yani bu tür davalarda yıllardır süren bir cezasızlık pratiği var. Bununla bizim bir mücadelemiz var. Şimdi burada da bu cezasızlık pratiği tam da karşımıza çıkıyor. Nerede çıkıyor cezasızlık? Tabii devlet kendi ajanları tarafından gerçekleştirilen eylemlere, yani görevlileri tarafından gerçekleştirilen eylemlere bu şekilde bir cezasızlık zırhıyla onları korumaya çalışıyor. Onları koruyor. Bu ilk defa olan bir şey değil. Yani yıllar içinde sürekli artık devletin resmi politikası haline geldi. Bu yargının bir pratiği haline geldi. Sürekli gerçekleşen pratiği haline geldi. Çünkü yargı öyle bakıyor. Diyor ki benim polisim, jandarmam, askerim, güvenlik bilimlerim diyor. Bu devletin güvenliği açısından işlem yapıyorlar. Ve bu türden bazı hatalar, yanlışlar, aynen öyle. Yani daha basite indirerek. Çünkü iddianame bunu söylüyor bize. Ya işte öyleydi ama yanlış bir yerde duruyordu. Kurşun da onu bulmuş olabilir. Hani onlar öngörebilirlerdi aslında ona diyebileceğini. Ama bunu öngöremediler. O açıdan kusurlular, cezalandırılsınlar gibi bir iddianame düzenlemiş. Ama biz de şunu diyoruz. Diyoruz ki hayır. O oradaydı zaten. Onu gördünüz. Oraya doğru ateş ederken onu vurdunuz zaten. Doğrudan doğruya vurdunuz. Burada bir kasıt var ortada. Ama bunun arkasında eğer varsa bir plan, o zaman bu ateş edenler nasıl görevlendirildi, kimler var, işte onların telefon görüşmeleri, HTS raporlarından başka şeye kadar. Bir sürü bilgi dosya arasında taşımalısınız. Evet. Bunun arkasında durup dururken bu tür bir olayda baro başkanının bulunduğu bir topluluğa doğru ateş etmek ve vurmak, bu şekilde vurmak, bu bir kaza olabilir mi? Bunu sorgulamaya çalışıyorum. Peki tam burada mevcut siyasi iktidarın buradaki sorumluluğu nedir? Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Siyasal iktidarlar yurttaşların yaşam haklarını güvence altına almak zorundadır ve korumak zorundadır. Bunu korumadığı zaman politik olarak bundan sorumludur. Ama bu olayda daha farklı bir şey var. Yani siyasi sorumluluğun ötesine geçen bir hukuki bir cezai sorumluluk var. Evet. Çünkü soruşturmayı yürütmemesi için talimat vermek ya da bu konuda aslında öyle bir hava yaratmak,
öyle bir hava yaratmak gibi siyasal iktidar açısından aslında soruşturmayı engelleyen, bu soruşturmanın etki biçimde yürüyüp olayın aydınlanmasını engelleyen bir çaba var. O açıdan da sadece bir siyasi sorumluluktan değil, daha çok da cezai bir sorumluluğun da söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Siyasi iktidar bu cezai sorumluluğu kendisi de, ya o anlamda anladım ben. Siyasi iktidarın da cezai sorumluluğu var diyorsunuz değil mi? Evet, öyle diyorum. Yani çünkü sorumluluk sadece bir siyasi sorumluluk değil. Siyasi sorumluluk şu, zaten bütün olaylarda siyasi iktidarın siyasi sorumluluğu var. Yani bir öldürme eylemi gerçekleştiğinde yurttaşını korumamak şeklinde. Burada bir cezai yaptırıma uğratmazsınız siyasal iktidara belki ama siyaseten bundan sorumludur. Çünkü kendi çünkü yönetendir ve güvenliği sağlamakla yükümlü olan kendisidir. Eylemi yapanı cezalandırır, yakalar cezalandırır ve böylece de adaletin gerçekleşmesini sağlamaya çalışır. Bu olayda daha farklı bir şey var. Elbette eylemi gerçekleştirenin ortaya çıkarılıp cezalandırılması gerekir ama bunun için de etkin bir soruşturma yürütülmesi gerekiyor. Siyasal iktidar bu etkin soruşturmanın yürütülebileceği atmosferi de sağlamakla yükümlü. Siz bu atmosferi sağlamadığınızda, ülkenin İçişleri Bakanı çıktığında dedi ki ben polisime söylüyorum, kırın bacaklarını, şunu yapın gibi hedef gösterdiğiniz insanları, onları suç işlemenin, polisin suç işlemenin görev sınırlarını aşarak suç işlemesinin normal olduğu, bunu korunacağına ilişkin vaatler vermesi, bu sadece siyasi sorumluluk açıklanamayacak bir hukuk değil. Cezayı. Bu cezai sorumluluğu da gerektirir. Çünkü cezayı suça azmettiriyorsunuz bir yandan. Peki. Yani neyle azmettiriyorsunuz? Hep yapın diyerek bir yandan, diğer taraftan da yaptığınızda korunacağına ilişkin bir intiba uyandırıyorsunuz. Peki. Korunacağına bir intiba olan kişi daha rahat eylemi gerçekleşir. Burada bir cezai sorumluluk da var. Bu çok belli. Son sorum olsun istiyorum. Özellikle tam bu dönemde siyasi iktidarın zayıfladığı, yeni bir iktidara doğru hazırlıkların yapıldığı dönemde bir helalleşme tartışması da başladı. Tahir Elçi şahsında soruyorum ama genel anlamda da belki değerlendirirsiniz. Doğrusu Tahir Elçi ile nasıl helalleşilecek, nasıl hesaplaşılacak? Hiç kuşkusuz. Yani helalleşme için bir yüzleşme gerekiyor. Bu yüzleşme içinde hakikati ortaya koymak gerekiyor. Tahir Elçi cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması, faillerin her kimse, kimin nereye uzanıyorsa cezalandırılması gerekiyor. Helalleşme dediğimiz mesele benim helal etmekle, hakkımı helal etmekle açıklanacak bir şey değil. Bu bir fiili eylemi gerçekleştirenin cezalandırılması, yani hukuk önünde hesap vermesi ama diğer taraftan da bir kez daha bu olayların gerçekleşmeyeceğine ilişkin topluma da yani şu anda Kürtlere manasından o tür güvencelerin verilmesi. Yani oluşacak bir siyasal iktidar tarafından bu güvencelerin verilmesi gerekiyor. Bu güvenceyi vermesi gereken toplum mu? Ben orayı tam anlayamadım. Siyasal iktidar açısından söylüyorum. Toplum zaten güvence isteyendir. Siyasal iktidar eğer helalleşmek istiyorsa, örneğin şu anda başlayan şey, örneğin CHP Genel Başkanlığı verildiği söylem üzerinden söylüyorum. Bugün bir iktidar değişikliği olacaksa, mevcut iktidara suç işlediği konularda hesap vermeli, hukuk önünde hesap vermeli ve cezai sorumluluğunda karşılanmalı. Pardon, ben o arayı anlamadığım için tekrar sormuştum. Tam bu anlamda soruyorum. Yani mevcut iktidarlar Türkiye'de hiçbir zaman geriye dönüp diğer iktidarları devlet adına işlenmiş suçlarda hiçbir zaman masaya yatırmadı. Bu önümüzdeki döneme böyle devrederse ne değişir? Hiçbir şey değişmez. Çünkü onun için geçmişte bir yüzleşme sürecini başlatmak gerekiyor. Geçmişte yüzleşmeyi önüne almayan hiçbir iktidar helalleşemez kimseyle. Ne toplumla ne bireylerle. Kimseyle helalleşemez. Helalleşme için geçmişe bir yüzleşmek gerekiyor. Onu görmek gerekiyor. Ve o geçmişe ilişkin karanlığı aydınlatmak gerekiyor. Siz bunu aydınlatmadığınız sürece olmayacak. Benim güvence dediğim mesele açısından mekanizmalarını kurmak gerekiyor. Mekanizmalarını kurmak gerekiyor. Nerede duracak devlet ajanları, ne yapacak? Yargı nerede duracak? Bunu yaptığında nasıl cezalandıracak? Bunun mekanizmalarını kurmak gerekiyor. Güvenceyi sözle kurulmaz. Güvence bir işleyişle kurulur. Yani kurumsal bir işleyişle kurulabilir. Peki. Avukat Mehmet Emin Aktar, Diyarbakır Barosu eski başkanı. Tahir Elçi'nin katledilişinin 28. yılında Tahir Elçi'yi birlikte konuştuk. Çok teşekkürler. Sağ olun emek ve katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.